Herkese iyi akşamlar diliyorum ben Zeliha Saraç. Bugün lojistik ve taşımacılığı konuşacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan 2053 lojistik ve ulaşım planını aktarmıştı. 2053 yılında demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu haberleşme için 198 milyar dolarlık yeni yatırımdan bahsetmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca demiryolunu %1 şu an payı demişti. %6.2'ye çekeceğiz. Yük taşımacılığında %22 ulaşmayı hedefleyeceğiz demişti. Ulaştırma ve lojistik ana planında. Bunu konuşacağız ayrı ama Çin'deki lojistik sorunları var. Şimdi aslında haritalarla da göstereceğiz. Hemen konuklarıma döneceğim. Yalçın Dorman, SGM Lojistik Direktörü. Merhaba Yalçın Bey, hoş geldiniz. Yanım. Başaran Bayrak, Tim Başkan Vekili. Başaran Bey, siz hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Zeliha Hanım. Hoş bulduk. Emre Eldener, UTİKAT Başkan Yardımcısı ve Kıta Lojistik CEO'su. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi küresel de arz tedarik sorunları devam ediyor tabii. Bir haber de vardı CNBC'nin. Bu Los Angeles ve Long Beach limanları Amerika Gümrük İdaresi, US Market Price ithalat ihracat verilerinden 2020 ve 2021'e ilişkin bir analiz yapıldı. Burada iki konteyner taşımacılığı şirketi Çin'in en büyük boş konteyner daha çok olduğu da ifade edilmiş. Rakamlara baktığımda o zamanki tarihte ihraç ürünleriyle dolu olanların sayısı %35 azalmış o zaman. Boş konteyner sayısı %104.1. Bir ara boş konteyner topluyordu Çin mallarını göndermek için. Öncelikle Başaran Bey, sizden başlayalım. Buyurun. Şimdi bu Çin tüm dünyadan boş konteyner topluyordu ama bir taraftan da şu an, ki birazdan haritada da göstereceğim gemi durumunu, oradaki lojistikteki. Biraz yorum isteyeceğim sizden. Acaba Çin'deki armatörlerin baskısıyla mı oldu bu gelişme? Bu noktada Türkiye ne yapacak? Masaya yatıracağız. Buyurun. Selia Hanım, bana sorduysanız ses size. Çok kötü. Hiç duyamıyorum sizi. Sesim gelmiyor mu? Şu an duyabiliyor evet, musunuz? Sizin sesiniz hiç gelmiyor bana. Şu an hiç gelmiyor. Tamam, ben o zaman Emre Bey'e sorayım. Emre Bey, benim sesim geliyor mu? Duyuyorum sizi. Tamam Emre Bey, aynı soruyu size soruyorum. Bu arada Başaran Bey de kulaklığına bakar. Buyurun Emre Bey. Biliyorsunuz Covid ile beraber, başlangıcıyla beraber bu problem özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında baş gösterdi. Yani navlunların çok ciddi şekilde yukarı çıkışındaki en büyük neden konteynerlerin doğru yerde olmamasıydı. Yani ihtiyaç olan yerlerde konteyner bulunamamasından kaynaklı bir talep patlaması yaşandı. Bunun sonucu özellikle Amerika'nın batı kıyısındaki limanlarda bir de Covid salgının olması, yani aynı anda örneğin biraz önce bahsettiğiniz Los Angeles'ın Long Beach limanında 1800 liman işçisinin aynı anda Covid pozitif olması, limanın neredeyse durma noktasına gelmesi, 35-40 geminin açıkta konteynerleri boşaltmak üzere bekliyor olması bu problemi böyle bir çığ gibi büyüttü. Buna benzer problemler başka limanlarda da, özellikle Amerika'nın batı kıyısındaki başka limanlarda da söz konusu oldu. Yani şöyle söyleyeyim size, 4000 dolar olan Şangay Los Angeles navlunu 25 bin dolarlara kadar çıktı. Geçen Noel öncesinde. Tabii ki limanlarda bu konteynerler vardığı zaman bir yerlere götürülüp boşaltılması gerekiyor. Bu noktada Covid ile beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle halka ciddi bir destek de yapıldı. Mali destek de yapıldı. Bu destek öyle bir noktaya geldi ki birçok kamyon şoförü benim çalışmama gerek yok çünkü minimum bir geçim düzeyini sağlayacak bir para alabiliyorum devletten düşüncesiyle işi bıraktılar. Bir miktar Covid problemi, bir miktar da şoför yokluğu nedeniyle bu sefer konteynerler, limanlara boşaltılan konteynerler son noktalara sevk edilemedi. Yani problem büyüyerek, artarak ve bütün dünyayı etkileyerek maalesef karşımıza çıktı. Çin boş konteynerleri kendi ülkesine tabii ki çekmek isteyecek. Çünkü yani çok basit bir örnek, Şangay'dan İstanbul'a hemen Covid öncesindeki 2200-2300 dolar olan navlun 12 bin dolarlara çıktı. Ve hala talep var. Ve bu konteynerleri boş da olsa Çin limanlarına getirmek
özellikle Çin hükümeti için ve Çin ihracatçıları için bir hayat memat meselesi haline geldi. Bu sefer çünkü üretim durma noktasına geliyor sevk edemezseniz. Stoklar büyüyor vesaire. Bunlar böyle dünyanın ticari çarklarında ki nasıl söyleyeyim size, hıçkırıklar olarak biz bunları adlandırabiliriz. Tıkanıklıklar olarak adlandırabiliriz. Bunları hep beraber yaşadık, gördük. Süveyş kanalı problemini biliyorsunuz. Süveyş'in iki tarafında 35-40 tane mega gemi, her biri 40 bin TEU yük taşıyabilen mega gemiler birikti. Tam problem normale dönecek derken kanalın tıkanıklığıyla kaynaklanan bir ekstra navun artışıyla karşılaştık. Şu anda ise başka bir problemle karşı karşıyayız. Çin'de Covid tekrar hortladı kaba tabiriyle ve böyle olunca örneğin Şangay Limanı şu anda kapalı. Şangay'daki malları farklı farklı limanlara çıkarıp yönlendirip çıkartmaya çalışıyoruz. Bir kısmında başarılı oluyoruz, bir kısmında olamıyoruz. Çünkü limanlar kapanacak düşüncesiyle armatörler Çin limanlarını pas geçmeye başladılar. Hatta yakıt ikmalini dahi Çin dışındaki limanlarda yapmaya başladılar. Problem bir türlü bitmiyor. Yani Covid peşimizi bırakmıyor global olarak. Yani içinde bulunduğumuz son durum bu açıkçası. Pandemiyle beraber tabii yani her şeyi yeni yeni yaşadık bu arada. Bu arada Başaran Bey hazır değil mi? Tamam. Ben hemen Yalçın Bey'e gideceğim. Bu pandemin dolayısıyla bir sürü yeni yeni, daha doğrusu çok ilgimizi zamanında çekmeyen medya mensupları olarak bir sürü konu çıktı. Bunlardan biri konteyner. Şimdi hali hazırda UTİKAT'ın bir Şubat ayına ait bir yazısını gördüm. Burada Türkiye Liman İşletmeceleri Derneği Danışmanı Soner Esmer Profesör bir yorumda bulunmuş. Bu boş konteyner sorunuyla lojistik sıkıntılarını ve taşımacılığın 3. çeyreğe kadar devam edebileceği ifade edilmiş. Çok arzu istek yok diyor armatörlerde. Şimdi ana sıkıntı navlunla beraber bir de bu sıkıntıyı da beraberinde taşıyarak mevcut durumda zaten yüksek enflasyon ortamında bu hadise nasıl çözülecek? Yani sizin fikrinizi de merak ediyorum Yalçın Bey. Karşılaşılan sorunlar, ana sorunlar ne hali hazırda? Nisan'ı bitiriyoruz yavaş yavaş. Buyurun Yalçın Bey. Zeliha Hanım, aslında önce Amerika ile alakalı bir yorum yapmak istiyorum Çin-Amerika hattında. Malum 2021 yılında Çin 3.3 trilyon dolar bir ihracat yaptı ve bunun 576 milyar dolarını Amerika'ya yaptı. Fakat Çin'in Amerika'dan ithalatı bunun tam 400 milyar dolar eksiği 179 milyar dolar oldu. Bu boş konteynerin biraz da çekilmesinin sebebi Amerika'nın Çin'e olan ihracatının ithalatından çok çok daha düşük olmasından kaynaklanıyor. Bu sadece Amerika-Çin hattında değil, geçmişte ve bugün Türkiye'de de söz konusu. Bizim Çin'den ithalatımız aşağı yukarı kayıtlı 18-20 milyar dolar ama ihracatımız 3 milyar dolar. Böyle olduğunda deniz yoluyla Türkiye'ye gelen konteynerların pozisyonlamasını geri yapabilmek adına Türkiye'den de boş konteyner gidiyor Çin'e. Yani bu Covid ile birlikte başlayan bir konu değil, ezelinden beri söz konusu olan, Emir Bey'in az önce söylediği konteyner pozisyonlama olarak adlandırdıkları armatörlerin bir konu. Bir taraftan şu da söz konusu, tedarik zincirindeki kırılmalardan dolayı konteynerler doğru yerlerde pozisyonlanamadı. Konteyner üretimi azaldı dünyada. Yani arz talep dengesi birbirini karşılamadığı için bu da bir noktada konteynerların navlunlarının fiyatlarının yukarı çıkmasına sebep oldu. Ben 3. çeyrek değil, Covid bitse bile 2022'nin sonuna kadar en azından bu sorunun bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Pekala, şimdi bu konu İhracat ve lojistik için ne kadar önemli bir konu. Yani şu anki resmi biraz anlamaya çalışıyoruz açıkçası. Bizi izleyenler de. Hani bir konuşuluyor. Konteyner, lojistik, işte tedarik zinciri, ne bileyim Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı, o gemi ticaretindeki yaşanan aksaklıklar, problemler, taşımacılık vesaire. Ana resimde aslında ya şu var diyeceğimiz ne var lojistik ve taşımacılıkta? Emre Bey buyurun. Şimdi birkaç tane konunun altını çizmek istiyorum. Birincisi, biliyorsunuz armatörler bütün gemilerin sahipleri değil, bir kısmını kiralıyorlar. Uzun vadeli kiralamalar yapıyorlar. Örneğin 1500 TEU'luk bir feeder gemi, yani Akdeniz limanları içerisinde örneğin konteynerleri limanlardan limanlara aktaran bir tipik bir konteyner gemisinin
Günlük kiralama bedeli 7.000-7.500 dolarlardayken COVID öncesi 28.000 dolarlara kadar çıktı. Birinci faktör bu. Çünkü elde yeterli konteyner gemisi kalmadı. Yeni üretim devreye girmedi ve bu beraberinde gemi kiralarını ciddi şekilde yukarı çekti. İkincisi, biraz önce bahsettiğimiz konteynerlerin aslında ihtiyaç olmayan limanlarda esir kalması konusu yalnızca Kuzey Amerika limanlarıyla ilgili değil. Biliyorsunuz COVID'in başlangıcında Brezilya'da da çok ciddi bir salgın oldu. Çok insan öldü vesaire ve üretimin durma noktasına geldiği zamanlar oldu. Mesela siz Brezilya'dan yani yükleme yapmak isteseniz o kadar çok konteyner vardı ki gayet ucuza yükleme yapılabiliyordu COVID'in ilk 6 ayında. Şimdi yavaş yavaş dengeler yerini buluyor ama dengeler şöyle yerini buluyor. Bütün dünyada sevkiyatlar pahalanmış oluyor. Ve bu da aslına bakarsanız, yani daha önce bunu belki bir yıl önce söylemişti Tesla'dan Elon Musk, dedi ki yani ben bu arabalara zam yapacağım. Çünkü tedarik zinciri benim için çok daha pahalı hale geldi. Şu anda özellikle gelişmiş ülkelerdeki mevcut %6-7-8'lik enflasyonu biz tedarik zincirindeki maliyetlerin artmasına bağlayabiliriz. Çünkü gerçekten bu kadar etkileyebilecek noktada. Çünkü her şey bir yerlere sevk ediliyor. Türkiye'den örnek verelim. İhracatçımızın yaşadığı problemlerden örnek verelim. Yani yine COVID öncesi 210 dolara olan İstanbul İskenderiye navlunu şimdi 1600-1700 dolarlarda. Daha önce bir kıtlık konteyner için söylüyorum bunları. Daha önce 480-500 dolar civarında olan bir kıtlık İstanbul Casablanca yani Fas navlunu şu anda 3600-3700 dolarlar seviyesinde. 4000 dolar olan İstanbul New York navlunu şu anda yani 13-14 bin dolarlar seviyesinde çok anormal yerlere gitti. Bizim ihracatçımızı da bakmayın çok zor durumda bırakan bir konu bu. Her ne kadar biz coğrafi olarak çok güzel bir noktada olsak da ülke olarak maalesef navlunun artışı bizde de etkisini gösterdi. Bunlar tek teselli kaynağımız, dünyanın tüm ihracatçıları daha pahalıya yüklüyor. Öyle olunca sanki şartlar eşit gibi oldu. Ama söz konusu navlun artışlarından kaynaklanan gelir sonuçta armatörlerin ve gemilerini kiralayan gemi sahiplerinin, konteyner operatörlerinin cebine giriyor. Bunlar da bir şekilde yatırıma dönüşecektir ki dönüştüğünü de görebiliyoruz. Çok basit örnek. Örneğin Maersk çok ciddi karlar yaptı, açıkladı 2021 yılında. Yaklaşık 3 milyar dolar gibi bir rakam ödeyerek Hong Kong merkezli bir lojistik şirketini satın aldılar. Yine aynı şekilde MSC, evet. Afrika'da çok aktif olan, oldukça büyük bir ağı olan başka bir şirketi yine 3 milyar dolara yakın bir rakam ödeyerek satın aldı. Armatörler normalde yapıyor oldukları limandan limana konteyner nakliyesinin dışına çıkıp entegre lojistiğe doğru kaymaya başladılar. Çünkü ellerindeki geliri bir şekilde yatırıma dönüştürmeleri gerekiyor idi. Çok farklı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Belki de taşıma işleri organizatörlerinin de evrilmesi gerekecek. Belki daha endüstri spesifik konulara eğilmeleri gerekecek. Bizim Freight Forwarder diye adlandırdığımız grubun ki bizim şirketimiz de onlardan bir tanesi. Hı hı. Daha özel konulara girmemiz gerekecek gibi gözüküyor. Şimdi şuna bir habere de söyleyeceğim. Bu arada ekrana getirebilir misiniz? Açtım bir tane grafik bizim Bloomberg terminalinden. Ekranda görebiliyor musunuz acaba Yalçın Bey? Göremiyorum, hayır. Emre Bey? Ben de göremiyorum maalesef. Tamam, bir grafik bu. Daha doğrusu gemi trafiği. Çin'in yakınında. Şimdi sabah saatlerinde baktığımızda çok daha kalabalıktı burası tabii. Daha kalabalık değildi. Bu saatlerde yine bu civarda keşke görebilseniz. Yoğun bir gemi trafiği gibi görünüyor. Sosyal medyada dolaşan biliyorsunuz bir resim var. O da başka bir siteden alınmış durumda. Marine trafik diye, ama bu Bloomberg'in terminalinde. Şimdi burada Çin tarafında sadece tanker ve yolcu kargo gemilerinin trafiği yoğun görünüyor şu an.
Ben limanlardaki durumu merak ediyorum bu arada. Çin limanında gecikmeler nedeniyle gemiler zamandan tasarruf etmek için ikmal merkezi Singapur'u pas geçiyorlarmış. Beşangay'da da biliyorsunuz ciddi vaka artışları var. Bir kör düğüm oluşmuş en büyük konteyner limanında bu gecikmelerden kaynaklı. Yalçın Bey, yorumunuz nedir bu konuda? Zeliha Hanım, şimdi dünyanın 10 tane büyük limanına bakarsanız bunun 6 tanesi Çin'de. Bu 10 tane limanda elleşlenen geçen seneki konteyner 254 milyon tüyü ve bunun %61'i Çin'de elleşleniyor. Yani Çin limanlarının yoğun olması yani çok böyle anormal bir şey değil. Ama şu anda evet gemi boşaltmaları ve gemi yüklemelerinde bir takım gecikmelerin söz konusu olduğunu biz de biliyoruz. Bazı armatörler blank sailing dediğimiz haftaları boş geçerek sevkiyatlar yapıyorlar. Boş bırakıyorlar. Bir sonraki hafta sevkiyat yapıyorlar. Yani ben Çin limanlarındaki yoğunluğa açıkçası çok şaşırmıyorum. Çünkü dünya ticaretinin büyük bir kısmı Çin'de dönüyor açık söylemek evet. gerekiyorsa. Ama tabii ki burada pandeminin etkisi oldukça önemlidir. Şangay 20 milyon nüfuslu Çin'in en büyük ekonomi şehri ama Çin sıfır vaka politikası nedeniyle hiçbir şey düşünmeden Şangay'ı kapatabiliyor mesela. Yani Şangay'ın gayri safi milli hasılası Türkiye'den fazla. Düşünebiliyor musunuz? Çin'in umurunda değil bu yani. Çok rahat bir şekilde kapatabiliyor ve hayatına devam ediyor ta ki orada sıfır vakaya ulaşana kadar. O yüzden yani Çin apayrı bir masada değerlendirilmesi gereken bir ülke. Başka gerçekleri var. Başka doğruları var kendisine göre. Onun almış olduğu kararları, uyguladıklarını bir başka ülkenin ben yapabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Şimdi hoş geldiniz Başaran Bey. Merhabalar tekrar. Kusura bakmayın. Linkte bağlantıda bir hata oldu. Daha var süremiz, daha var. 20 dakikamız daha var, 25 dakika. Şimdi ekranda göremiyorsunuz sizler de tabii Skype ve Zoom bağlandığımız için. Ekranda şu an Bloomberg terminalinden ben bir harita açtım. Bu dünyanın tamamının gemi trafiği. Afrika kıtası, burada okla gösteriyorum zaten. Şu çok yoğun olan yerde şuralarda söyleyin adını, Çin'in olduğu yerler. Çok yoğun olan yerler. Bu tamamen bütün dünyadaki şu an anlık gemi. Ama hangi gemiler? Onu da söyleyeyim. Kargo gemileriyle tankerler var burada. Diğer gemiler yok. İşte balıkçı tekneleri vesaire onlar yok. Şimdi Çin tarafına evet. gidiyorum. Yine açayım burada. Çin tarafına geldim. Limanlara bakıyorum. Yani dediğim gibi Başaran Bey'le bir sabah konuşurken daha yani... Sakin gibiydi gemi trafiği. Bu saatte biraz daha artmış gibi görünüyor. Göremediğiniz için bir şey diyemiyorum. Şimdi bazı büyük firmalar bugün konuştum diyorlar ki bir türlü ham maddemiz malımız oradan Çin'den çekemiyoruz diyor. Bir türlü gelmiyor diyor. Bu Covid nedeniyle olabilir, Çin'in kendi dayatmasından olabilir bilemiyorum. Şimdi dolayısıyla bir bu konu var. İkinci Rusya-Ukrayna savaşının dolayısıyla değişen savaşta savaş dolayısıyla değişen ticaret ağı. Şimdi nasıl oldu o? Hem karayolu taşımacılığında hem deniz yolu taşımacılığında. Başaran Bey. Çok karışık sormuş evet. olabilirim ama hani bir taraftan görmediğiniz için de anlatmaya çalışıyorum oradaki durumu. Buyurun. Yok hayır. Anladım. Haklısınız. Çin'den yüklemelerde ciddi problemler var. Bunu takip ediyoruz. Nedeni de pandemi nedeniyle birincisi Çin'in büyük limanlarında bir takım kapanmalar. Bu kapanmalar neticesinde liman faaliyetlerinin de yavaşlaması bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi. Rusya savaşı da Çin'deki karayoluyla ve tren yoluyla yapılan taşımalardaki durmaya sebebiyet verdiğinden oradaki yüklerin de tekrar limanlara kayması nedeniyle limanlarda ilave bir yük sebebiyeti vermiştir. Bu nedenle de Çin limanlarında özellikle Şangay gibi, Shenzhen gibi limanlarda ciddi bir takım konteyner birikmelerine sebebiyet verdi. Bunun haricinde biliyorsunuz Çin'den Amerika'ya veya Avrupa'ya doğru olan taşımacılıkla tam tersi olan taşımacılık arasında ciddi büyük farklar var. Örneğin Çin'den ABD'nin doğu tarafına 25 milyon TEU konteyner taşınırken bunun tersi 6 milyon TEU ve böylece serviste kalan, dolaşımda kalan konteyner miktarları da bu pandemi nedeniyle
epey bir süre aldığı için limanlarda yükleme boşaltma hizmetleri aksamış durumda. Bu nedenle üretici ülke olan, en büyük üretici ülke olan Çin limanlarında yığılmalara sebebiyet verdi. Bunun nedeni, kaynağı esasında bu iki, hem savaş hem de pandeminin vermiş olduğu bir takım değişiklikler, bir takım olgular bu sıkışmaya sebebiyet verdi. Öteki sorunuzu tam alamadım. Bir daha söylerseniz onu da cevaplandırmaya çalışayım. Bu arada ben de size bir ekran görüntüsü de gönderdim gemiler için. Şu savaş nedeniyle Çin'deki yani bu Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle karayolu ticaretinde ne gibi değişiklikler var? Yine bu Rusya-Belarus'un yaptırımlar kaynaklı taşımacılıkta orta uzun vadede sorunlar ne olabilir? Yani Rusya-Ukrayna gerginliğinden ve savaşının etkilerinden dolayı bir soru sordum size. Buyurun. Evet, Çin'in iç limanlarından Avrupa'ya karayoluyla taşımacılık, daha doğrusu tren yoluyla taşımacılık, ki 1,5 milyon TEU'luk bir konteyner söz konusu burada. Bu hat kapandığı için bu 1,5 milyon TEU'luk konteyner de limanlar vasıtasıyla taşınmak durumunda kaldı. Rusya'nın kendi iç ticaretinde de aksamalar oldu. Avrupa devletlerinin veya Amerika'nın yapmış olduğu bir takım sanksiyonlar, bir takım uygulamalar nedeniyle Rus limanlarına birçok konteyner gemisi, konteyner firması artık gitmemeye kararı aldı. Bunların içerisinde Japon taşımacılık firması, işte Maersk ve Costco gibi firmalar bu kararı aldılar. Bu da bu yönden giden, bu yönde akış yapan konteyner firmalarına, konteyner taşımacılığına ciddi şekilde başka yönde, başka destinasyonlar, başka yollar aramaya itti. Bu durum Çin limanlarında sıkışmalara neden oldu. Üstelik bunun da pandeminin de getirmiş olduğu bir olumsuzluklar nedeniyle mevcut durumla karşı karşıya kaldı. Durum bundan ibarettir Zeliha Hanım. Evet, Yalçın Bey, size de aynı şekilde sorun var. Bir taraftan da bu Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı biz Odessa Limanı'nı kullanamadı. İşte orada bizim gemiler kaldı Ukrayna kanadında. 25 tane, sonra 22 olarak açıklandı. Arkasından bu Karadeniz'de Rusya'daki Ukrayna savaşı kaynaklı yine taşımacılıkta sıkıntılar oldu. Geçen hafta UNED Başkanımızla Fatih Şener'le konuşuyorduk. Tırların bekleme süresi 42 günü geçmişti en son. Orası bayağı sıcaktı, yani herhangi bir çatışma çıkabilir demişti bize. Bu konuyu da biraz değerlendirmenizi istiyorum ben. Yani biz dünyadaki tüm milletler, ülkeler bu lojistikten dolayı gıdada, enerjide ve diğer ham maddelerde sıkıntı çekmeye devam edecek mi? Yani bir düzelme ama emaresi görüyor musunuz Yasin Bey? Şimdi Ukrayna Rusya özelinde bakarsak şu an şunu söyleyebiliriz. Fatih Bey'le yaptığınız programı ben de seyretmiştim. Durum şu an ondan biraz daha vahim açıkçası. İhracatta Rusya'ya tırlar 15-20 günde gidiyor ama dönüşte 2 aydan daha önce gelemiyor. Bugün bir tedarikçimizle görüştüm ve böyle bilgi paylaştı benimle. Programdan önce de Sarp sınır kapısındaki kuyruklara baktım. Şu an ihracat tarafında 26 kilometre, ithalatta da 14 kilometrelik bir kuyruk söz konusu. Türkiye'ye giriş çıkış yapma ile alakalı olarak. Tabii lojistik, malum hepimizin bildiği gibi ilk ortaya çıkışı savaşlarla alakalı. Yani bir eşyanın bir noktadan bir noktaya hareketi. Lojistik ve tedarik zincirindeki kırılmalar sadece yani gıda değil, ham maddeden yarım hamile kadar tüm ürün gruplarında firmaları sıkıntıya sokar. O yüzden tedarik zincirindeki kırılmaların önüne geçmek gerekiyor. Ama şu an yaşamış olduğumuz ambargolar, sıkıntılar, bunların tamamı aslında bir kırılmayı bize pandemiyle beraber gösterdi diyebilirim. Peki hemen Emre Bey, size de aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Hem pandemi sonrası yaşanan gelişmeler hem de mevcut durumda Yalçın Bey'in de bahsettik konular üzerinden gidersek. Hı hı. Buyurun. Bir özet yapayım size. Teşekkürler haritayı gönderdiğiniz için. Şöyle bir durum var. Dünyanın birçok yükleme noktasından Çin'e kargo gemilerinin transit süresi 30 ila 40 günü bulabiliyor. Bu gemiler Çin'e taşıma yapmak için veya Çin'den yükleme yapılması için anlaşmalarını belki 45-50 gün önce yaptılar. Yani ortada bir
Covid'den ötürü liman kapanması gibi bir durum söz konusu değilken yaptılar. Çünkü bu bizim başımıza da geldi. Biz şirket olarak yaklaşık 4000 tonluk bir plastik ham madde yüklemesi yaptık Şangay'dan. Yükleme yapacak gemi Şangay Limanı açıklarında tam 27 gün bekledi. Şimdi 27 günlük bir bekleme olağanüstü bir rakam. Çünkü otomatik olarak zaten bu armatörün bir sonraki Çin limanından alacağı malı veya yapacağı yüklemenin fiyatını otomatik olarak arttırır. Çünkü 27 günlük bir beklemenin maliyetini de navluna eklemek zorunda kalırım. Bu fiyatı yapay olarak şişiren, verimlilikten tamamen uzak maalesef ve dünya ekonomisine de son derece zararlı bir yapı. Ama şu anda biz bunu değiştiremiyoruz. Çin sıfır Covid politikası nedeniyle yalnızca Şangay Limanı'nı değil, Şangay Havalimanı'nı da kapattı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri, dünya kadar kargonun çıktığı bir havalimanını dahi kapatmak zorunda kaldılar. Bazı durumlarda biz Çin'in iç havalimanlarına malzemeleri çekip oralardan uçurmak zorunda kaldık. Guangzhou Havalimanı örneğin güneyde daha bugün yeni açıldı. Liman daha yavaş yavaş operasyonel hale gelmeye başladı. Yani global anlamda baktığımızda Çin'deki bir problem zincire reaksiyon halinde hepimizi maalesef olumsuz bir şekilde tüm dünyayı etkiliyor. Ukrayna-Rusya savaşına gelecek olursak yani şu anda tırlar Moskova'ya yaklaşık 17 ila 20 gün civarında bir sürede İstanbul'dan ulaşabiliyorlar. Lars kapısı üzerinden, Gürcistan-Rusya üzerinden. Çünkü havalarda biraz daha normale döndü. O kapı çok yüksek bir kapı. Yani rakım olarak. O nedenle de çok kar da yağan, hava şartlarının çok kötü olduğu bir nokta orası. Fakat dönüşte ciddi kuyruklar var. Şu anda yine bizim yapıyor olduğumuz bir yükleme Tiflis'ten Yalova'ya malzeme getiriyoruz. Tırlar bir haftadır Sarp kapısından içeri giremediler. Yani olağanüstü kuyruklar orada maalesef hepimizi olumsuz etkiliyor. Bu malların çok büyük bir kısmının üretim için taşınan ara mal olduğunu düşünürseniz fabrikaları durdurabilecek noktada bir lojistik darboğazla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Navlunlar da bu arada tabii aldı başını gitti. Yani şöyle söyleyeyim size, İstanbul, Moskova şu anda 10-12 bin dolarları bulmuş vaziyette. Hiçbir zaman bu rakamlar hiçbir zaman karşımıza çıkmadı. Ve biz bunlarla şu anda maalesef uğraşmak durumundayız. İhracatçımız bununla uğraşmak durumunda. Öte yandan birkaç gün önce Bulgaristan biliyorsunuz Rus bayraklı gemilere limanlarını kapattı. Biz şu anda tarafsızlığımızı koruyabiliyoruz. Ümit ediyorum da bu tarafsızlığımız bu savaşın sonuna kadar ve sonrasında da devam edebilir. Çünkü Türkiye son derece önemli bir lojistik partner haline geldi. Gerek Ukrayna için gerekse Rusya için bu tarafsızlığı sayesinde. Ümit ediyorum bunu yani koruyabiliriz. Öte yandan da bu kısıtlamalar nedeniyle çok basit bir örnek vereyim size. Şu anda İstanbul'dan Moskova'ya Türk Hava Yolları ile uçurabileceğiniz mal cinsleri o kadar azaldı ki ilaç, işte vitamin, kesme çiçek, işte ev hayvanı gibi yani belki de hiçbir zaman bazı mal kalemleri için hiçbir zaman elzem olmayan bir takım mal cinslerine indirgenmiş vaziyette. Aslına bakarsanız pratikte ilaç dışında herhangi bir şey pek kolay kolay uçakla Rusya'ya sevk edilemez hale geldi. Bu nedenle tırların kullanılması gerekiyor. Konteyner trafiğine bakacak olursak da İstanbul-Novorossiysk arasında şu anda aktif olan iki tane konteyner hattı var. Bunlar son derece dolular. Ama dolu olmasının ötesinde bir sonraki haftanın planını dahi tam olarak verebilecek noktada değiller. Çünkü bilmiyorlar. Ne Novorossiysk'teki planı görebiliyorlar, ne kendi programlarını yapabiliyorlar. Yani siz bu gemilere rezervasyon yapsanız önümüzdeki hafta bu malzemeleri çıkartıp çıkartmayacağınızın garantisi yok. Böyle bir problemle karşı karşıyayız. Öyle olunca karayoluna yükleniliyor. Karayolunda da transit süreleri uzun. Transit süreleri uzun olması demek şoförlerin problem yaşıyor olması demek, otomatik olarak navlunların yukarı çıkması demek. Bunlar böyle bir sarmal içerisinde maalesef bizim karşımıza çıkıyor. Çok basit bir örnek. Bu savaş aslına bakarsanız tedarik zincirindeki maliyetleri de tabii ki yukarı çekti. Yani tedarik zincirinin faydası olmadı. Bir tek Türkiye üzerinden geçen malın miktarı arttı.
Yani Almanya'dan örneğin Kazakistan'a giden bir sevkiyat normal şartlarda Rusya üzerinden oldukça da makul mantıklı rakamlara, yani mesafe uzun olsa dahi sevk edilebiliyordu. Şu anda hepsinin İstanbul'a veyahut da Türkiye'ye getirilip burada aktarılarak taşınması gerekiyor. Maliyet aşağı yukarı %50-%60 civarında yukarı çıktı. Yani Doğu Batı arasında biz muhteşem bir geçiş noktasıyız ama açıkçası toplam navlun maliyetlerine olumlu bir etkisi, global anlamda söyleyecek olsam, etkisi şu anda olumlu olarak olmadığını görüyoruz. Evet Başaran Bey, bu arada tabii Emre Bey anlatırken ben yine bu gemi haritasına tekrar baktım. Ukrayna tarafında hiçbir şekilde hareket zaten yok Odessa Limanı'nda. Gemiler olduğu gibi duruyor. Hatta bir tanesi herhalde adı Tuna. Burada üstüne gelince de görebiliyoruz ya gemilerin hangi isimlerin olduğunu. Türk bayraklı gemiler de var orada. İşte Rusya tarafında da aynı şekilde ben bu tarafa rejiye rica edeyim bunu da versin. Bu Ukrayna-Rusya haritası. Burada da mesela inanılmaz az bir gemi trafiği var, yok gibi bir şey, yani bir sıkıntı. Şimdi Başaran Bey, peki şunu soracağım, lojistik açısından Türkiye'nin avantajı nedir? Evet, çok ciddi maliyetlerden bahsediyoruz. Önümüzdeki süreçte enflasyonu körükleyici maliyetler Emre Bey'in bahsettiği gibi ama Türkiye bu noktada ne yapabilir? Tabii geçmiş dönemde taşımacılık fiyatları, özellikle konteyner fiyatları son derece makul olduğu dönemde Çin'den ithalat yapmak Avrupalı tüketiciler için veya Amerikalı ithalatçılar için son derece cazip. Ancak bu arada unutmayalım ki birçok konteyner firması da ya battı ya da el değiştirdi. Çünkü sürdürülebilir bir fiyat politikaları değildi. Ancak pandemi nedeniyle malum daha önce konuştuğumuz nedenlerden dolayı konteyner fiyatlarında çok ciddi bir fiyat artışı söz konusu olunca taşımacılık bazen yükün fiyatını bile geçecek duruma geldi. Böyle olduğu hallerde Çin'den Amerika'ya bir konteyner 20 bin dolara gidiyorsa Türkiye'den bunun yarı fiyatıyla gidiyor. Dolayısıyla Türkiye gibi ülkelerin yeni bir haplar, üretici hapları olma konusunda bu şanslarını arttırdı. Ve böylece bizim ihracatımız da gerçekten son dönemlerde çok ciddi artışlar gösterdi. Geçtiğimiz Mart ayı ihracat rakamlarını izlemişsiniz. 22.7 bütün bir ihracatın en yüksek olduğu bir Mart ayı yaşadık. Ve bu böyle hep katlanarak gidiyor. Bu seneki ihracat hedefimizi 250 milyar dolar olarak zaten belirledik ki geçen senede 225 milyar dolarla kapatmıştık. Bu çok önemli bir. Artık Türkiye'nin önemi yakın ülkelerde çok daha iyi anlaşıldı ve tedarik noktasında Türkiye'yi tercih etmeye başladı. Evet. Bunun sebebi esasında fiyatlarla ilgili. Çünkü Uzak Doğu'dan hem zaman olarak hem de fiyat olarak çok ciddi farklar ödemek durumunda kaldılar. Esasında son dönemlerde konteyner fiyatları indekslere baktığımız zaman çok fazla artmıyor. Ben şöyle bir baktım. Drewry Küresel Spot Navlun Endeksine. Mesela Ocak 2019'da 1720 dolar olan endeks Eylül'de 10.361 dolar olmuş. Bu endeks 14 Nisan'da bu sene 14 Nisan'da 7.945 dolar olarak belirlendi. Yani 7 haftadır aslında konteyner fiyatları geriye doğru bir düşüş gösteriyor. Bu da üretimden kaynaklanan bir takım düşüşlerden meydana geldiğini görüyoruz. İşte Çin'deki kapanmalar, Rusya'daki üretimdeki bir takım aksamalar, oranın tedarik konularında artık oradan tedarik edilmeyen ürünlerin yarattığı bir taşımacılık boşluğu buna sebebiyet verdi. Ama bizim şansımız, sizin sorunuza geliyorum, Türkiye olarak bu durumdan ben ülkemizin çok şanslı olacağını ve gelecekte bu bölgenin en büyük üretim merkezi olacağı konusunda çok ciddi inancım var. Ve göstergelerde bunun böyle olacağını gösteriyor. Peki Yalçın Bey, şunu soracağım size. Ek olarak tabii hem Başaran Bey'e sorduğum soruyu da size soruyorum. Lojistik fırsatlar. Bir de bu Ukrayna Savaşı'nın taşımacılığa miktar olarak demeyeyim de bedel olarak ne kadar bir etkisi olmuş olabilir? Ölçülebilir mi şu an? Şu an o ölçüyle alakalı açıkçası bir yorum yapmam çok sağlıklı olmaz.
Ama şunu söyleyebilirim, Başaran Bey sorduğum soruyla alakalı olarak, evet, özellikle Türkiye'nin Avrupa'ya yakın olmasından dolayı bizim transit süre anlamında büyük bir avantajımız var. Ama şunu da unutmamalıyız, bizim bir taraftan da bir kapasite kullanım sınırımız var. Bir önceki programda da söylemiştim, yani birçok sektörde, bunun başında konfeksiyon sektörü geliyor, kapasite kullanım oranları 80'lerin üzerine çıkmış durumda. Keza Türkiye'de işte ikinci sırada olan kimya sektörü ihracatta, bugün baktığımız zaman kimya sektörümüz %70 oranında ithalata dayalı bir sektör. Bunlar tabii bir taraftan bizim ihracat fiyatlarımızı da yukarı çekecek. Çünkü ithalattaki girdi fiyatlarımız yükseliyor. İspanya'ya Mart ayında ihracat rekoru kırdık. İspanya'daki konfeksiyon firmaları 3 milyar doların üzerine galiba bir ithalat yaptılar Türkiye'deki tedarikçilerinden. Ama bu artış aynı ivmede maalesef devam edemeyecek. Dönüp dolaşıp yine ham madde sıkıntısına ve kapasite sıkıntısına geleceğiz. Kapasiteler belli bir noktada doluluk noktasına ulaştığında o noktadan itibaren artık tedarik edemez noktaya geleceğiz, taleplere cevap veremeyeceğiz. Çünkü bir taraftan yatırım da yok. Bu da bir gerçek. Yani üreticilerin finansmana ulaşmasının maliyetlerinin çok çok yüksek olmasından dolayı benim bildiğim neredeyse yani hiçbir yatırım yok, öyle söyleyeyim size. Türkiye'de yapılan doğrudan ya da indirekt olarak yapılan yatırım, ki birçok Türk firması geçmişte biliyoruz üretimlerini Balkanlara ve Doğu Avrupa ülkelerine kaydırdılar. Evet. Bu da bizim bilmiş olduğu bir gerçek. Bu büyük fotoğrafa baktığımız zaman gerçekten yani aynı hızda ihracatımızın artmayacağını düşünüyorum. Şu gerçek de var. Türkiye'deki yabancı firmalar, bizim bir takım gümrük müşavir hizmeti verdiğimiz firmaların içinden artık Rusya'ya ihracatlarını durdurdu. Yani daha önce çok ciddi miktarda üretimlerini Rusya'ya ya da Belarus'a ihracat yaparken, evet, şu anda uygulanan ambargolardan dolayı ihracatlarını tamamen sıfırlamış durumdalar. Bu da belli bir noktada tabii ihracatın artmasında bir engel teşkil edecek diye düşünüyorum. Bitti sürem ama hemen son sözleri alacağım Emre Bey. Eklemek istediğiniz yine bu özellikle maliyetler, ihracat ve kapasite ve yatırımlarla ilgili bir cümle alayım sizden. Ben ihracatın artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü halihazırda belki yatırım olmayabilir ama yani biz Türkler son derece esnek, son derece ortama adapte olabilen bir grup insanız. Bu nedenle buna da bir çözüm üreteceğimizi düşünüyorum. Ama en basit örnek, Birleşmiş Milletler yaklaşık 75 bin tonluk bir gıda alımı yaptı Türkiye'den, Ukrayna'ya insani yardım için. Evet. Çünkü Türkiye şu anda kaynak anlamında, satın alma anlamında çok cazip bir nokta. Bu ihracata olumlu etki yapacak. Bence kapasite probleminin bir şekilde, hızlı bir şekilde aşılacağını ve ihracatın da artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Peki Başaran Bey, var mı son cümle? Ben de Emre Bey gibi düşünüyorum. Yalçın Bey'in söylediklerinde elbette doğruluk payı var. Yapısal bir takım sıkıntılarımız, ekonomik bir takım sıkıntılar piyasalara mutlaka sirayet ediyor. Ancak unutmayalım ki şu anda en canlı sektör ihracat sektörü. Dolayısıyla ihracat sektörü eğer para kazanabiliyorsa bunu artırarak sürdürmek arzusunda olacaktır ve devam edecektir. Yatırımlar konusunda doğruluk payı var ama ülkemiz bu konuda hızlı hareket edebilecek müteşebbislerimizle, çok da müteşebbislerimiz var. Buradaki açığı çabucak kapatacaktır. Tabii burada yetkililere de çok görev düşüyor. Bu yapısal değişikliklerle ilgili piyasanın taleplerini karşılamada, evet, mutlaka refleks etmeleri, kendileri cevap vermeleri gerekiyor. Biz bu şekilde birlikte hareket ettiğimiz sürece bu ihracattan doğan açığı ülke olarak, çünkü bizim alternatifimiz de çok fazla yok açıkçası, evet, bu bölgede. Bu böyle de bir gerçek var. Dolayısıyla yani ithalatçıların Türkiye'ye ihtiyacı var. Bizim onlara ne kadar ihtiyacımız varsa, evet, Rusya çok önemli bir faktör bizler için. Çünkü bizim ham madde tedarik noktasında çok önemli bir tedarikçimizdi. Evet. Burayla ilgili savaşın bütün bir ülke olarak bir an önce bitmesi konusunda dua ediyoruz. Evet. Eğer bu savaş bittiği sürece bizim önümüz o bölgelerde çok çok daha fazla açık olacak. Bu, evet, beklenti içerisindeyiz. Teşekkür ederim. Peki Başaran Bey, çok teşekkürler. Son cümle de alayım ben sizden Yalçın Bey. Bitti ama sürem tabii. Oho, açtım. Zeliha Hanım, ben
ülkem adına gerçekten katma değeri yüksek ürünlerin daha da arttığı, ihracatların gerçekleştiği günleri görmeyi diliyorum. Teşekkür ederim. Ben tek tek hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzelce yatırdık masaya. Önümüzdeki süreçte tekrar devam ederiz sizlerle bu konuları tartışmaya. Ağzınıza sağlık. Teşekkür. Kısa bir ara devam ediyoruz. Taner Özarslan karşımda. Merhaba Taner. Merhabalar, selamlar Zeliha. Spartakol kurucu ortağı. Hemen şu soruyu soracağım. Çok da vaktim kalmadı. Ulaştı ve lojistik çok yoğunluklu konuştuk biliyorsun, sıkıntılı bir süreç. Hemen şunu soracağım. Ballard'ın, FED başkanlarından Ballard'ın bir açıklaması var. 75 bas puan gibi bir rakam telaffuz etti. Bas senaryo değil ama imkansız da değil diyor. Şimdi sen FED'e baktığında politikalarında bu derece sert bir pozisyon alacaklarını düşünüyor musun? Yani sonuçta ya 75 olmuş ya 50 olmuş gibi düşünülebilir ama bu bir politika değişikliğine veya hızlanma sinyali olması açısından önemli olur tabii. 75 bas puanı bir anda 25'ten arttırırsa. Ama ben şunu görüyorum. Amerika'da enflasyon kalıcı olmaması için gereken her türlü para politikası aracı kullanılacak. O yüzden Fed'in şu anda 75 değil belki. Belki birkaç tane 50'yi konuşmamız gerekecek. Bana göre yıl sonunda bir 2,5'ları doğru gidecek bir politika faizi var Fed'de. O yüzden bunun hangi büyüklükte değil, hangi sıklıkta yapılacağı ve bu yapılan hareketlerinde toplamının ne olacağı çok daha önemli. Ama etkin bir mesaj verilmek yerine birkaç faiz değişikliğinde belki 50'şer bas puanı böyle standart olarak piyasaya da yanlış sinyal vermemek adına devam ettirebilirler diye düşünüyorum. Peki şunu soracağım Taner sana. Şimdi burada az önce lojistik sektörünü bayağı taşımacılığı masaya yatırdık. İşte konteyner krizi o bu derken navlun bedelleri hala hazırda artan bir maliyetten bahsediliyor hala. Şimdi normalde zaten ham madde arz, daha doğrusu arz enflasyonu biraz yaşıyor dünya. Şimdi talep enflasyonuna karşı savaşılan bu faiz aracıyla ne kadar yeterli olunabilir acaba enflasyonun kalıcı olmaması adına? Yani %4,5'a da çıkarsa faizlerini mevcut durumda ham madde ve tedarik zinciri kaynaklı problemler var. Bir etkisi olur mu sence? Sadece yani faiz politikasına bakarak. Kapitalist sistemin aslında en önemli özelliği ve diğer sistemlere göre tutmuş olmasının ana sebebi bir denge noktasının her zaman oluşmasıdır. O yüzden arz ve talebin dengelenmediği veya aşırı uçların oluştuğu noktaların ardından bir denge noktası ortaya çıkar. Tahminim bu denge noktası da öncelikle pandemi, arkasından İşte emtia fiyatlarının yaşanan yükseliş, enflasyon vesaire derken bir yerde tekrar dengelenecek. Nedir bu dengelenme? Bir kere arz tarafında eksiklik varsa şirketler düşük faiz ortamında yatırım yapıp kapasitelerini arttırmaya çalışacaklar. İşte demir çelik eksikse daha fazla haddane kurulacak. İşte ne bileyim kimyada eksiklikler varsa daha farklı işte ham maddeyi ayrıştırıcı tesisler kurulacak. Arkasından eğer ki lojistikte bir sıkıntı varsa gemi, konteyner vesaireler için yatırımlar yapılacak. Ama bunların hepsi birer süreç. Bugün bir şeye karar versen makinenin alımı bile belki 18 ay, 24 ay sürebiliyor. Önümüzde bana göre 1-2 sene içerisinde bu bir dengeye ulaşacak. Ama oraya kadar kalıcı bir dengeden söz etmek imkansız. Bir taraftan da işte Çin'in kapanmaları var biliyorsun. Bu kapanmalar anında konteyner krizini veya işte bu lojistik imkanlarını biraz daha zorlamaya başlıyor. Ve kapanan yerlerde sanayi tarafında durmalar başlıyor. Evet. Bu da aslında işlem yapan birçok spekülatörün de işine geliyor biliyorsun. O yüzden önümüzdeki günler bir miktar daha böyle arz tarafının hala çok güçlü olmadığı, talebin güçlü olduğu ve fiyatların
belki yukarıya gitme eğiliminin sürdüğü günler olabilir. Peki çok son olarak şunu soracağım. Yeral'ın bir açıklaması var gıda güvenliği ile ilgili. Diyor ki zaten diyor bu savaştan önce toplamda dünyanın 800 milyon insanından fazla insanın kronik gıda güvenliğine ve gıda ulaşımına problemi vardı diyor. Şimdi bu da arttı. Savaş da bunu körükledi. Dolayısıyla bu yükselen enflasyon, küresel enflasyon baskıları da arttırıyor. Dış dengeler için büyük riskler var diyor. Dolayısıyla fiyat ve arz şokları şimdiden gerçekleşmeye başladı diyor. Burada vahim bir tablo çizmiş. Yorumun nedir? Bugünkü açıklama biraz önce yaptı. Şimdi evet az önce okudum ben de. Bir kere arz güvenliği önemli. Özellikle işte Rusya tahıl ambarı birçok bölgeye tahıl satıyordu. Burada bu satışların durması veya belirli bir vadede yaptırımlar arttıkça belki bunların da zorlaşması gündemde olacak. Onunla beraber artan bir enflasyon var ve artan hayat pahalılığı içerisinde her şeyin özellikle gıdanın da fiyatı artıyor. Ben bunu birkaç ayında da söyledim belki ama daha çok böyle bir maç seyrediyorsun. Maç seyrederken gol diye kalkan bir ön taraftar olduğunu düşün veya işte golü göremeyeceği için endişelen bir ayağa kalkanları düşün. Onlar ön taraf kalkınca herkes kalkmaya başlıyor. Burada kalkamayan veya göremeyen küçük boylular oluyor. Bunlar bakamıyorlar, golü de göremiyorlar ve maçı seyredemiyorlar. Burada aslında enflasyon da aynı bunun gibi. Birileri fiyatı arttırmaya başlıyor ama bunu da zarar gören erişimi olamayanlar. Yani ne bileyim işte parası olmayanlar, yeterli gelir dağılımında bulunamayanlar. Bunlar için enflasyon çok zararlı bir noktaya geliyor. O yüzden gıda güvenliği, enflasyon gibi tehditler sosyal güvenliği aslında etkiliyor. Her şeyin fiyatı arttığında zengin için çok önemli olmuyor ona ulaşım. Ama buna satın alması zor olan insanlar için çok büyük bir sorun haline geliyor. O yüzden gıda güvenliği önümüzdeki birkaç yılın çok ciddi bir sorun olacak gibi görünüyor. Peki çok teşekkür ediyorum sana Taner, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet, bu Yelen'in uyarısı çok acayip oldu açıkçası. Burada tek uyarı onda da değil. Uzun orta vadede altını çiziyor bu hikayenin, gıda güvenliğinin. Neyse, bu konuyu da göreceğiz önümüzdeki günlerde 60 dakikada. Herkese iyi akşamlar.